Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü projemizde sizlerle Peltier ısıtıcıları, soğutucuları, termoelektrik cooler yani Peltier soğutucuları inceleyeceğim arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz 4 cm'e 4 cm ölçüsünde 0,6 son iki rakamından anlaşılacağı gibi 6 amperlik bir Peltier görmektesiniz. Gelişen teknolojiyle birlikte artık bu cihazlar ucuzladı arkadaşlar. Burada Peltier'in termo, elektrik, C harfi ise cooler yani sıcak ve soğuk anlamına gelen ibareler mevcut arkadaşlar. Peltier'lar 2 seramik levha arasına yarı iletken maddenin silikonla izole edilmesiyle ortaya çıkan ısıtıcı ve soğutucular diyebiliriz arkadaşlar. Bu cihazlara DC akım verildiğinde bu kısım yani yazılı kısım soğurken diğer kısım ısınmakta. Aynı zamanda bu Peltier'ları doğal olarak bir yüzünü soğutur, diğer yüzünü de ısıtabilirsek küçük gerilimler almak mümkün olabilmekte arkadaşlar. Şimdi gelin bu sihirli maddeyi daha yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar, Peltier'larla ilgili gerekli bilgiyi verdikten sonra bu projede bize gerekli olan malzemeleri sayacağım. 4 adet Peltier lazım bize. 3 adet Peltier'im burada var. Ben fazlasıyla aldım. 1 adet de Peltier'imiz burada var. Bunu birazdan anlatacağım size nasıl çalışacağını. Yine 4 santim boyutunda fanlardan gerekecek. Yine bize 4 santim boyunda soğutucular gerekecek. Yani bu soğutuculardan minimum 4 tane gerekiyor. Ben buna ilave olarak şu şekilde 7 santime 7 santimlik ek soğutucu aldım. Çünkü bu soğutucular biraz zayıf kaldı. Fanla bu soğutucuyu daha iyi soğutabilirsek daha verim alacağımızı düşünüyorum. Yine dolabımızın amper ve voltunu görmek adına bir adet amper metre ve volt metre bir arada şu şekilde bir malzeme aldım ben. Daha sonra ise burada termal macunumuz var arkadaşlar. Termal macun ise Peltier'larla soğutucuları arasında hava boşluğu kalmayacak şekilde birbirinin ısı temasını verimli olarak gerçekleştirmek için kullanacağız. Gerekli olan malzemelerin linkini açıklamalar bölümüne atarım. Oradan temin edersiniz aldığım yerden arkadaşlar. Şimdi hemen testimize geçebiliriz. Evet, Peltier'la bu aşamada nasıl gerilim yani elektrik üretildiğini görelim. Arkadaşlar, Peltier'ımı şu şekilde ölçü aletime, proplarıma bağlıyorum. Şu anda Peltier'ımın her iki tarafı da eşit ısıda. Onu da şöyle görelim. 24.9 santigrat derece. Diğer kısım yine 24.9 santigrat derece. Gördüğünüz gibi şu anda nötr diyebiliriz. Ölçü aletimizi ise DC mini volt kademesine aldım. Şimdi Peltier'ımın bir tarafını bakın ısıtacağım. Vücut ısımla ısıttığım zaman diğer taraftan nasıl gerilim aldığımızı görelim. Bakın 40 milivolta kadar çıktık şu anda. Bunu farklı bir ısı kaynağıyla yaparsak voltajın daha da arttığını hep birlikte gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi Peltier'ımın bir tarafı şu anda 80 santigrat dereceye ulaştı. Diğer tarafı ise 67 santigrat dereceye ulaştı. Biraz daha fazla zorlarsak Peltier'ımız arıza yapacaktır.
Öncelikle bilmeniz gereken peltiyerlerinizi kesinlikle direkt 12 volta yüksek ampere bağlamayın arkadaşlar. Test aşamasında maksimum 3 veya 4 volt verin peltiyerinize, çünkü soğutucusuz bağlarsanız kesinlikle bozulacaktır. Öncelikle yazılı olan kısım peltiyerler de soğuyan kısımdır. Kırmızı artı siyah eksi ters bağlarsanız diğer yüzey ısınıyor diyebilirim arkadaşlar. Özellikle 1 amper verdim. Şu anda peltiyerimin bir tarafı ısınırken diğer tarafı soğumaya başladı. Hemen bakalım. Normal peltiyerlarımızın ısısını hemen diğer başka bir peltiyerle anlatalım. Bakın gördüğünüz gibi 24 santigrat derece. Diğer tarafına bakalım. Diğer taraf yine 24 santigrat derece. Buradaki peltiyerimizin ise bir tarafı 19, diğer tarafı ise 43 santigrat derece. Hemen ne yapacağız? Isınan kısma bir adet soğutucu ilave edeceğim. Soğuk kısmına ise yine bir adet soğutucu ilave edeceğim arkadaşlar. Artık yüzeylerden biri ısınırken diğeri soğuyacaktır. Hemen şu şekilde ısıları tekrar kontrol edelim. 20, evet, 21 santigrat derece. Diğer tarafa bakalım. Gördüğünüz gibi 36 santigrat derece. Hemen gücü arttırıyorum buradan. 9 volta yükselttim arkadaşlar. ...18 santigrat dereceye düştü. Diğer taraf ise, evet, gördüğünüz gibi 55 santigrat dereceye kadar ısımız yükseldi. Ben bu aşamada hemen şu şekilde bunu bir kenara bırakacağım. Üzerine fan ilave ettiğim peltiyerimi şimdi çalıştıracağım arkadaşlar. Evet, hemen yine bakalım. 17. Evet, hızla sıcaklığımız düşüyor. Diğer tarafta ise sıcaklık hızla artacaktır arkadaşlar. Bu kısım çalışmaya devam etsin arkadaşlar. Ben daha önce hazırlamış olduğum büyük fanımla bir test yapmak istiyorum. Daha kaliteli, daha büyük bir soğutucu kullanacağım. Ve burada ısının nasıl bir an önce düştüğünü hep birlikte gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Evet, 16 derece ve hızla düşüyor arkadaşlar. Alt sıcaklığımız da 22 santigrat derece. Önemli olan üst kısım, söylediğim gibi. Evet, gördüğünüz gibi alt kısım 24 santigrat derece. Ben bu aşamada hızlı çekime geçeceğim. Nasıl hızlı donduğunu hep birlikte görelim. Evet, gördüğünüz gibi peltiyerimiz artık soğumaya başladı arkadaşlar. Tabi bu biraz sürüyor. Hemen 10 dakikada bu şekilde olmuyor. Yani ilk etapta 1-2 dakika içerisinde bu şekilde beyazlaşıyor. Tabi buzlanması biraz zaman alıyor arkadaşlar. Yapacağımız buzdolabında bu peltiyerden 4 adet kullanacağım ben. Kapalı bir ortamda devamlı soğuk havayı sülfüre edeceğimizden dolayı verim alacağımızı düşünüyorum.
önümüzdeki hafta dolabımızı tamamlamayı planlıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi alüminyum şu şekilde binaların dış cephelerinde kullanılan bir malzeme kullandım. İçerisini tamamen bildiğimiz straforla yalıtım yaptık. Alt kısmını gördüğünüz gibi bu bizim araç buzdolabımızın dış kısmı olacak. Daha sonra ise ikinci bir parça hazırladım. Bu parça ise bizim dolabımızın içine girecek parça. Bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi tam içerisine oturdu. Şu şekilde. Daha sonra bu kısma peltier'larımızı, üst kapağımıza şu şekilde peltier'larımızın montajını yapacağız. Ve buzdolabımızın nasıl verimli çalışıp çalışmadığını hep birlikte göreceğiz. Tabii ki bunu önümüzdeki haftaki projemde yayınlayacağım. Hep birlikte işe yarayıp yaramadığını göreceğiz arkadaşlar. Söylediğim gibi malzeme linklerini sizlere açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan tüm malzemeleri temin edebilirsiniz. Projenin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii ki bana ve kanalıma destek için katıl butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.